1. Haberleri veriyoruz. Türk dünyası İstanbul'da toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konseyin yeni adının Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı, Türk dünyası olarak Afrika'ya 2 milyon 500 bin doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını da söyledi. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 354.287 kişiye test yapıldı. 23.637 yeni vaka belirlendi. Tedavi gören 25.164 kişi sağlığına kavuştu. 217 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 60 yaş üzeri vatandaşları uyardı. Bakan Koca, son bir aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın vefatların %84,8'i 60 yaş üzerinde, dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşıldı. Köprünün son tabliyeleri yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle yerleştirilecek. Köprü hizmete açıldığında iki yaka arasındaki geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 10 Kasım'da elektriğin %20,1'i rüzgar santrallerinden sağlandı. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanlığı tezkereyi Anayasa ve Adalet Komisyonları üzerinden oluşan Karma Komisyonu havale etti. Okullarda ilk ara tatil başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Öğrenciler 22 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. İkinci dönemdeki ara tatil...